Karakola gittiğiniz zaman herhangi bir suçtan dolayı ifadeniz alındığı zaman yapacağınız tek şey, en önemli şey verdiğiniz ifadeyi mutlaka okumak. Bakın mutlaka okumak. Eğer orada bir yanlışlık varsa bir cümlenin önemi çok fazla. Trakya Üniversitesi Edirne Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım Programı uygulama etkinlikleri çerçevesinde Avukat Bediye Mutlu Mirzabey tarafından Gençlerde Şiddet ve Hukuki Boyutu konulu konferans verildi. Edirne Serhat Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde 5 sınıfın katılımıyla gerçekleştirilen konferansta Avukat Mirzabey, öğrencilere Türk Ceza Kanunu'nun 86. maddesindeki kasten yaralama suçu, şiddet türleri, basit yaralama suçları, tutuklama aşaması ve bu durumların hukuki boyutunu çeşitli haber örneklendirmeleriyle bu suçların basına yansıma şekillerini ve gençlerin suç işlemeleri halinde veya onlara karşı yapılan bir hak ihlalinde kendilerini nasıl savunabileceklerini ve hukuki sürecin nasıl işleyeceğine dair yasal düzenlemeler hakkında bilgi verdi. Bunları bilmenizde fayda var. Karakola gittiğiniz zaman herhangi bir suçtan dolayı ifadeniz alındığı zaman yapacağınız tek şey, en önemli şey verdiğiniz ifadeyi mutlaka okumak. Bakın mutlaka okumak. Eğer orada bir yanlışlık varsa bir cümlenin önemi çok fazla. O yüzden verdiğiniz ifadeyi okumak zorundasınız. Bu sizin doğal hakkınız. Bir çıktılık okuyun. Evet bana aittir deyin. Ondan sonra imzalayın. Çünkü birçok dava, birçok mahkemede dava açıldıktan sonra şahıs geliyor. Ben bunları dememiştim. Ben bunları demedim diyor. O yüzden alıp okumanızda fayda var. İkinci husus şu, artık hani ceza sorununuz var dedik. Mahkemeye geldiğiniz zaman da şunu bilmeniz gerekiyor. Ceza dosyalarında devletin size avukat atama zorunluluğu var. Bu hakkınız var. Hatta karakola gittiğiniz zaman karakolda suç basit yaralama ile olabilir, hırsızlık olabilir. Eğer siz derseniz ki, yanıtla tabii suçlu olmanız gerekiyor. Eğer suçluysanız, yani şüpheli pozisyondaysanız avukat isteme, avukat talep etme hakkınız var. Konferansta 6284 sayılı kanunla şiddet mağduru kadınlar ve şiddete uğrama tehlikesi bulunan aile bireylerinin korunması ve bu kişilere şiddet eğiliminin önlenmesine yönelik tedbirlerle birlikte bu tedbirlerin alınması ve uygulanmasıyla ilgili bilgilendirmelerde de bulunuldu.